Sırada Amerikan basından özetler var. Bugün Amerikan gazetelerinde hangi konular öne çıkıyor? Manşetlerdeki gündem maddeleri neler? Mehtap Çolak Yılmaz özetliyor. Merhaba, Amerikan basınına Washington Post'la başlıyoruz bugün. Washington Post, Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen deprem ve tsunami felaketinde ölenlerin sayısının 800'ü aştığını bildiriyor. Gazete bölgenin 7,5 şiddetindeki depremin ardından en az 200 artçı depremle sarsıldığını ve can kaybının artmasının beklendiğini yazıyor. Öte yandan depremde duvarları yıkılan bir cezaevinden yüzlerce tutuklunun kaçtığı bildiriliyor. Cezaevi yönetiminden yapılan açıklamada deprem anında elektrik kesintisi yaşandığını ve o anda gardiyanların da canlarını kurtarmak için dışarı çıkması sonucu kontrolün kaybedildiği duyuruldu. Depremin en çok zarar verdiği kentlerden biri Palu'ya temiz su verilemiyor. Hastanelerde artçı depremlerin yol açacağı çökme tehlikesi nedeniyle de hasta ve yaralılar dışarıda tedavi ediliyor. Gazete yabancı yardım örgütlerinin yolların hasar görmesi nedeniyle yardıma muhtaç bölgelere ancak dün akşamdan itibaren ulaşılmaya başlandığını bildiriyor. Washington Post bugün ayrıca Trump yönetiminin Amerika'nın Suriye politikasında açtığı yeni sayfa ile ilgili habere yer veriyor. Gazete İran'ın Orta Doğu genelinde yayılma emelinin önüne geçmek için Suriye'deki iç savaşın bitimine kadar Amerika'nın bölgede kalmaya niyetli olduğunu bildiriyor. Habere göre üst düzey yetkililerin geçen hafta açıkladıkları bu plan, bundan 6 ay önce Suriye'deki Amerikan askerlerinin geri çekileceğini duyuran Trump'ın planıyla taban tabana zıt düşüyor. Dışişleri Bakanlığı Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, yaptığı açıklamada Amerika'nın İran askerleri ve milis güçleri geri çekilinceye kadar bölgede kalmayı sürdüreceğini söyledi. Amerikalı yetkililere göre İran askerlerini ancak dünya güçlerinin savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varmaları üzerine çekecek. Gazete 2011'de patlak veren Suriye Savaşı'yla Akdeniz'deki varlığını pekiştiren İran'ın kolay kolay geri çekilmeyeceği yorumunu yapıyor. New York Times'a Başkan Trump'ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterdiği yargıç Brett Kavanaugh'a yönelik cinsel saldırı suçlamalarını araştıracak olan Federal Soruşturma Dairesi FBI'nin açtığı soruşturmanın kapsamının dar olmasının Demokrat Partilileri rahatsız ettiğini bildiriyor. Gazete, Beyaz Saray ve Senato'daki cumhuriyetçilerin FBI'ya soruşturma kapsamında sadece 4 tanıkla konuşması talimatı verdiği yazıyor. Ancak habere göre Perşembe günü Senato Yargı Komisyonu'ndaki ifadesinde hiç kendinden geçecek kadar çok içki içip içmediği sorusuna "Hayır içmedim" şeklinde yanıt veren Kavanaugh'u yalanlayan bir tanık ortaya çıktı. Kavanaugh'u Yale Üniversitesi'nden tanıyan North Carolina State Üniversitesi profesörü Chad Luddington, Kavanaugh'un söylediklerinin gerçeği yansıtmadığını, özellikle üniversitedeki ilk 2 yılında aşırı derecede alkol kullanımının Kavanaugh'un saldırgan davranışlarda bulunmasına yol açtığını belirten bir açıklama yayınladı. Luddington açıklamasında kamuoyuna daha fazla bilgi veremeyeceğini ancak FBI ile görüşmeye hazır olduğunu kaydetti. Gazete Minnesota ve Hawaii'den Demokrat Partili senatörler Amy Klobuchar ve Mazie Hirono'nun Beyaz Saray'ın FBI soruşturmasını kısıtlamasını eleştirdiğini ve soruşturmayı komedi olarak nitelendirdiğini yazıyor. Wall Street Journal ise Kanada ve Amerika'nın vardığı anlaşma sonucu Kanada'nın da Meksika ile beraber yeni Kuzey Amerika ticaret anlaşmasına dahil edildiğini bildiriyor. Gazete dün gece son dakikada anlaşılan Amerika ve Kanada'nın nihayet 25 yıldır yürürlükte olan kıtasal anlaşma üzerindeki kara bulutları dağıtmayı başardığı yorumunda bulunuyor. Habere göre Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Peña Nieto'nun Kasım ayı ortasında imzalayacağı yeni anlaşmanın adı Amerika-Meksika-Kanada Anlaşması olarak değiştirilecek. Anlaşmanın en çok otomotiv sektörünü etkilemesi bekleniyor. Bunun nedeni anlaşmanın Kuzey Amerika'da daha fazla araç üretebilmesini şart koşması. Yeni anlaşma ilk Kuzey Amerika Ticaret Anlaşması'nın imzalandığı 1994 yılından bu yana ortaya çıkan dijital iş alanları ve mali hizmet şirketlerine yönelik de bazı düzenlemeler getiriyor. Gazete Kanada'nın anlaşmaya katılmak için son dakikada verdiği en büyük tavizin ise mandıracılık sektörünü ilgilendirdiğini yazıyor. Buna göre Kanada mandıracılık sektörü üzerindeki bazı koruyucu uygulamaları kaldırmayı kabul etti. Amerikan basınından öne çıkanlar böyleydi. Söz tekrar sende Özlem.
Teşekkürler Mehtap. Hatırlatalım, Amerikan basınından öne çıkan haberleri hafta içi her gün Stüdyo Washington'da izleyebilirsiniz.